Sayın seyirciler, bir çekici çektiği aracın sahibi tarafından haczedildi. Bununla da kalmadı, araç hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve trafikten men edildi. Her şey hatalı park yapan bir sürücüye ceza kesilmesiyle başladı ama bu kez sürücü uzmanlık alanı trafik cezaları olan bir avukattı ve haklarını çok iyi biliyordu. Benim aracımı çeken çekiciye önce haciz koydum, sonra da yakalama kararı aldı. Avukat Orhan Gökçe Vatan Caddesi'nde aracını bir ara sokağa park etti. 5 dakikalık bir işi vardı ve 5 dakika sonra döndüğünde inanılmaz bir şokla karşılaştı. Aracı çekiliyordu. Çekilme anında kendisi gelmişti. Polislere aracımı indirin, ben aracımın başına geldim dedi. Ancak polisler avukatın dediğini yapmadı. Avukat Orhan Gökçe bunun üzerine daha önce duyulmamış bir şey yaptı. Mahkemeye başvurdu. Aracını çeken çekiciye önce haciz koydurdu, ardından da araç için yakalama kararı çıkarttırdı. Aracımı ben Vatan Caddesi'ne yan yola park etmiştim. Tam araç çekiciye konulmuş, ben aracın yanına geldim. Trafik polisine karayolları trafik yönetmeliğini hatırlatıp aracı çekiciden indirmesi gerektiğini söyledim. Ama trafik polisi yönetmeliği bilmiyor muhtemelen. Benim bu talebimi kabul etmedi. Aracı otoparka götürdü. Hatalı park yapan avukat Orhan Gökçe'ye 74 lira park cezası kesildi. Ayrıca 90 lira aracı yedi emine götürme ve 10 lira da otopark parası eklendi. Avukata göre ceza kesilebilir ama araç götürülemezdi. İlgiliye hatalı park veya yasak park nedeniyle idari trafik para cezası tebliğ edilecek ama aracı çekiciden indirecek, Yedemin Otoparkı'na götürmeyecek. Mahkemenin verdiği haciz ve yakalama kararının ardından çekici Yedemin Otoparkı'na çekildi ve trafikten men edildi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde açık bir hüküm var. Araç, hatalı park eden araç, lifte veya çekiciye yüklendiğinde araç sahibi çekicinin yanına geldiyse trafik polisi artık aracı indirmek zorunda. Avukat Orhan Gökçe'nin uzmanlık alanı trafik cezaları ve buna bağlı davalar. Dolayısıyla konuya hakim. Sonunda Gökçe'den alınan cezalar kendisine geri ödendi. Çekici de yeniden trafiğe döndü.